için eczanelere gidiyoruz. Ve oralarda da aslında halkımız yaşıyor, fazlaca sorun var ve ne yazık ki bu sorunları sanki eczacılar çıkarıyormuş gibi tepkilerini eczaneye sunuyorlar. Şimdi bir de Eczacılar Odası'nı dinleyelim. Onlar neler anlatacak? İstanbul Eczacılar Odası'ndan Başkan Pınar Özcan'ı mikrofona davet ediyorum. Değerli dostlar, değerli basın mensupları, sizleri İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Evet, bizler eczanelerimizde, hastanelerde, her türlü kamu kuruluşunda pandeminin başından beri hizmet veriyoruz. Sağlık çalışanları olarak sağlık hizmetinin bir bütün olduğu bilinciyle hekiminden eczacısına, hemşiresinden hasta bakıcısına el ele, omuz omuza vererek 2 yılı aşkın bir süredir Covid-19'a karşı büyük bir mücadele yürüttük ve halen yürütüyoruz. Kamuda görev yapan meslektaşlarımız, eczacı meslektaşlarımız, diğer tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte hastanelerde, filyasyon ekiplerinde Covid-19 pandemisi ortamının tüm zorluklarına rağmen görevlerini yerine getirdiler. Tüm meslektaşlarımız gibi. Sağlık hizmetinin kesintiye uğramaması için fedakarca ve özveriyle çalıştılar, çalışıyorlar. 657 sayılı devlet memurluğu kanununda uzman tabip diş hekimleriyle birlikte aynı hizmet sınıfında yer alan kamudaki meslektaşlarımız ne yazık ki aldıkları ücret bakımından ise aynı sınıfta yer almıyorlar. Ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Buradan tüm kamu otoritesine çağrıda bulunuyoruz. Eczacılık fakültelerinde 5 yıl eğitim alan, 6 ay staj eğitimi alan kamudaki meslektaşlarımızı yok saymamaya davet ediyoruz. Kamuda görev yapmış tüm meslektaşlarımızın özlük ve mali haklarının da bu teklif kapsamında, geri çekilen teklif kapsamında tekrar değerlendirilmesini ve iyileştirilmesini talep ediyoruz. Kamu eczacılarımıza da ilaç olacak bir maaş artışı istiyoruz. Kamu otoritesi sağlık çalışanları arasında infial yaratacak, adalet duygusunu zedeleyecek bir duruş sergileyemez. Sağlık bir ekip işidir ve tüm sağlık çalışanları hak temelli bir düzenleme doğrultusunda emeklerinin karşılığını almalıdır. Hepinize saygılar sunuyorum.